Mehmet amca bu, nedir bu? Bu bir Urartu alfabesi. 54 harften oluşuyor. Onu 3 yılda tamamladım. Sen bunu yaptın. Evet ben yaptım. 3 yılda 54 alfabeden. Bazalt taştan. Evet 54. Üst, yukarıda çivi yazılı. Aşağıda bizim yazımızla manasını çizdim. Kağıt yapıştırdım. Burada da rakamları var. Rakamlar çok kolay. 1'den 8'e kadar Roma rakamına benziyor. Bir bakışta insan öğrenebiliyor. Burada da bir Haldi dediğimiz Urartu baş tanrısı var. Zaten buraya da Dingir Haldi demiştim. Tanrı Haldi. Yapan ben Mehmet Kuşman 2020. Tarihi de buraya koyuyorum. Evet, harikasın. Böyle. Alfabeler hepsi aynı. Alfa, bunların hepsini sen kendin yapıyorsun değil mi? Burada yapıyorum. Ben burada. Çalışma yerim burası. Yer burası. Aslında stüdyo da burada yani. Gördüğünüz gibi malzemeler de bu. Bunları kesiyorum, biçiyorum, temizliyorum. Taşı nereden buluyorsun? Bu bazal. Diyarbakır'da. Bu bölgede yok mu? Yok hayır. Peki bunlar nereden bulmuşlar taşı bu tapınaklarda ve sarayda kullanmak için? Diyarbakır'dan ta buraya getiriyorlar. Hocalar hep jeologlarla konuşuyor. Diyor ki başka temiz yer yok. İlla ki mutlaka Diyarbakır'dan. Peki o dönemde taşları bu kadar düzgün kesebilmek nasıl bir teknoloji? Şimdi onlar teknikle düzeltiyor ama tam öyle değil artık. O zaman ne oluyor? Bazaltı sürterek su veriyor. Çünkü bunlar köleler yapıyor bunlar. Kralın babası ya da kralın oğlu yapmıyor bunlar. Tabii ki yüzlerce. Köleler yapıyor, düzeltiyor. Taşı taşla aslında zımparalıyor ve sıfırlıyor değil mi? Bazaltla. Peki bu buradakiler de senin eserlerin. Bunlar o dönemki kolyeler mi? Yoksa bunlar kolyeler. Bunlar peki orijinalin kopyaları mı? O yani evet, çıkan kazılarda çıkan. Var ama hangisi mesela? Bu yoktur müzede. Mesela bu şeyde bak kitapta yazıyor. Urartu kemerler üzerinde balık. Çünkü balıkların rızkı bol bir yarasıdır. Pek çok dinde balık ve üzüm çizdim. Var zaten. Evet. Burada da ne var? Burada kaplumbağa kafası var. Çünkü kaplumbağa fazla yaşadığı için kendine sembol yapmışlar. Bu yani orijinal bir eserin kopyası eserin değil mi? Eserin kopyası. Bunların hepsi eserlerin kopyası. Kolye mi o peki? Kolye. O da kolye. Hepsi kolye. Hepsi delinmiş. Bu ne var? Burada okucu. Okucu. Üç köşelidir. Üç tane isim var. Burada baş tanrı Haldi'nin, burada üçüncü tanrı Şibini, güneş tanrısının, burada da Haldi'nin baş tanrıçasının adı Hepa. Hepa'yı yazdım. Onu da o şekilde. Harika. Efendim bunlar yine öyle. Sadece Şibini, güneş tanrısı. Güneş tanrısının sembolü güneştir. Onu da buraya çiziyorum. Bu da böyle. Bunlar hep senin kendi... Bunlar hep kendi taşlarımdır. Bu sene de ziyaretçi yok. Taşlar biraz elde kaldı diyorsun. İstanbul'da bir adamım var. Kapalı çarşıda mı? Anlaştık. %20 indirimle. Ondan sonra satıyor sıra teşekkür mektubu gelirim. Hemen sonra ben senden daha fazla para kazandım. Allah versin dedik. Ne güzel. Bu da öyle. Bunları da çizdim. Bunlar kimedir? Genelde valilere, paşalara, kaymakamlara. Hediyelik. İsim su isim burada. Umva burada. Yapıyorum. Oradan peki bir sipariş geliyor mu çok miktarda yoksa onlar da azaldı? Bu pandemiden dolayı. Tabii ki onlarda da o zaman var. Onlarda da o zaman. Mesela bir Van valisine gönderdik, paşaya gönderdik. Başka yani milletvekilleri alıp götürüyor Ankara'ya. Hatta Cumhurbaşkanı masasında var bir tane benim. Süper.